Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi İçeride'nin Davut'u Rıza Kocaoğlu'yla çok özel bir röportaj gerçekleştirdik. İşte Rıza Kocaoğlu'ndan diziyle ilgili müthiş diyorlar. İçeride hayranları ekran başına. Celal'in en kötü adamı Davut'tan müthiş diyorlar. Olan mücadelesinde çok acayip yerlere gideceğiz. Show TV'nin fenomeni, içerdenin yakışıklısı Sarp'ı hangi tehlikeler bekliyor? Şakacılığın üstünde yine. Her zaman gül gül öldürürüm adamı. İçerdenin Davut'u Rıza Kocaoğlu'ndan müthiş açıklamalar. İçeride de tansiyon öyle yükselecek ki. Çok hızlı dinamik bölümler geliyor. Bir baksana. Şşş, çekilini almayayım burada canını. Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi İçeride'nin başarılı oyuncusu Rıza Kocaoğlu'yla keyifli bir sohbet için yeni oyununu oynayacağı tiyatro salonunda buluştuk. 7 Aralık'ta Maslak'ta sahneye çıkmaya hazırlanan Rıza Kocaoğlu oldukça heyecanlı. Kocaman bir salon var. Biraz gözüm korkuyor, o yüzden çalışıyorum işte setten, artık alan vakitte buraya geliyorum. Oyunu buraya adapte ettik. Onun provalarını yapıyoruz. Büyük salon gözünü korkutmuş gibi ama onun gibi profesyonel oyuncular için önemsiz bir detay bu. Hiç vakit kaybetmeden oyunuyla ilgili bilgiler alalım. Ormanlardan hemen önceki gece Fransız yazar Cortes'in bir oyunu. Dünyada çok oynanmış. Büyük aktörlerin kendini test etmek için denediği önemli bir metin. Ben de 2 yıldır oynuyorum. Bundan önce başka bir salonda oynuyordum. Tek kişilik bir oyun. 75 dakika. Bir adam artık anlatacak çok hikayesi var ama kimsesi yok. Ve onu bir çırpıda anlatmaya kalkıyor. İçinde aşk olan, yalnızlık olan, dans olan, şarkı olan bir oyun. Tiyatro severlerin merakla bekleyeceği bir oyun olacak gibi. Bir çırpıda anlatırken de işte bir performansa yönelik bir reji yaptık. O yüzden de yerinde durmayan, bayağı yorucu bir hal aldı benim için. Keyifli, kendimi denediğim, test ettiğim güzel bir metin. Rıza Kocaoğlu yaptığı her işi ciddiye alan bir oyuncu. Bu tiyatro oyununa da bir spor müsabakasına hazırlanır gibi hazırlanmış. Nasıl mı? Nasıl hazırlandım? Çok ciddi kondisyon isteyen bir şeydi. Çok ciddi bir spor altyapısı gerekiyordu. Ciddi bir kondisyon, kardiyo, koşarken koştum dağlar, tepeler, ormanlar. Gelelim içerideye. Davut karakteriyle büyük bir beğeni topladı. Celal'in en tehlikeli adamlarından biri olan Davut, Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Sarp karakteriyle dişe diş bir mücadele içerisinde. Hislerimiz karşılıklı. Ha, ama dikkat et, havaya girme. Sarp'a sararsın sonra. Şakacılığın üstünde yine. Her zaman gül gül öldürürüm adamı. İçeride milyonların izlediği bir dizi. Bu dizinin başarısını daha senaryoyu okuduğu zaman anlamış ve çok etkilenmiş Rıza Kocaoğlu. Dedim çünkü uzun süredir böyle etkili bir senaryo okumuyordum. Ciddi akıl oyunları olan, ciddi senaryo derinlikleri olan bir metindi. Her karakter özel çalışılmıştı. Sonra ekibi duydum, daha da heyecanlandım. Tabii ki rolün çok da önemi olmadan bu işin içinde olmak istedim yani. Bu ne? Hesap makinesi. Kes lan gevzeliği. Silah taşımaktan yat içeride de aklın başına gelsin. Bir hanımefendiye yakışıyor mu hiç böyle kaba sözler? Ruhsatı. Canlandırdığı Davut karakteri oldukça kötü. Ancak dışarıda değişik tepkiler alıyormuş Rıza Kocaoğlu. Bir de işin ismi çok eğlenceli olduğu için ve her kelime oyununa çok müsait bir isim olduğu için içeride. Onunla ilgili bir sürü şakaya da maruz kalıyor. sokakta güzel. Karaköy'de balık pazarına gittim mesela geçen gün. Gördüm ki tüm dükkanlardan aynı tepkiyi alınca iyi gidiyor. İnsan mutlu oluyor tabii. Emek veriyoruz ve bunun için yapıyoruz zaten. Karşılığını sokakta da görünce en mutluluk veren şey o zaten. Hazır Rıza Kocaoğlu'nu yakalamışken fenomen diziyle ilgili tüyolar da alalım. Davut'u ilerleyen bölümlerde neler bekliyor? Dizinin seyri değişecek mi? Valla daha çok aksiyon bekliyor. Bu işin böyle değişik güzel bir aksiyon dili oluştu. Kaçınılmaz sona doğru gidiyoruz. Ya sen ya ben.
Belli ki ikimizin de freni yok. Seni bir daha uyarmayacağım. Bunu manyak kafana sok. Çok heyecanlı şeyler bekliyor. Sarp'la olan mücadelesinde çok acayip yerlere gideceğiz. Babasıyla olan ilişkisinde çok farklı noktalara gidecek. Yani Celal babayla olan. Çok hızlı, dinamik bölümler geliyor önümüzde şimdi. Şu anda çektiğimizde öyle. Bakalım önümüzdeki bölümlerde İçeride dizisinde hangi sürpriz gelişmeler yaşanacak? Sen nasıl diyorsan babam. Bugün büyük iş başardın oğlum. Kebapçıya gel. Geliyorum baba.